Efendim biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun bir programı sırasında taşlı bir saldırı söz konusuydu. Bu konuyla ilgili olarak bir uzman çavuşa provokasyon gözaltısı. Biraz geriye. Sakin sakin. Bizim hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Taş geldi abla. Sakin bir saniye. Görüyorsunuz işte, görüyorsunuz. Buyurun. Biraz geriye. Biraz geriye. Yani hepsi diyorlar ki benim şuramda bir ağrı var. Bu ağrıyı tespit edin. Bir iddia, hiçbir şey söz konusu değil. Bir lezyon yok, başka bir şey söz konusu değil. Yani bir tiyatroyla karşı karşıya. Tahrik edenler kendileri. Bir uzman çavuş, ilk taş atanlardan bir tanesi. Bir tanesi. Şu. Farklı bir görevi de var. Bu şey, jandarma istihbarata göre. Değil, kolon. 24 saat arayla iki farklı açıklama. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşlı saldırı için önce tiyatro dedi, kendileri tahrik etti diyerek CHP'lileri suçladı. Bir gün sonra da ilk taşı atanın bir uzman çavuş olduğunu açıkladı. Soylu'nun FETÖ iddiasınıysa Milli Savunma Bakanlığı yalanladı. Bir uzman çavuş ve FETÖ ile daha önce irtibatı ve iltisaklı olduğu için hakkında işlem yapılmış birisi. 2021'de silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Erzurum'un güzel insanların üzerine toz zerresi bile konmaz. Ama bu işi yaptıranlar er geç ortaya çıkacak. Taşlı saldırının ardından gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı. Onlardan biri de Erzurum Merkez Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Akif K. Milli Savunma Bakanlığı sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Kadınların başına, elinde suç bardağı insanlara taş attırıyorsunuz. Hınçlandım, galeyana geldim. Ben de bunu yaptığım gibi bir değerlendirme ortaya koyuyor. Zannediyorum adli kontrolle de serbest bırakılmış. Burası Erzurum. Burada zafer işareti yapamazlar. Elimdeki demir paraları insanlara zarar vermeyecek şekilde fırlattım. Aralarında çocukların, yaşlıların olduğu 17 kişi yaralandı. Çoğu yaralının başına isabet etti. Taşlar kanlar içinde kaldılar. 15 şüpheli serbest kaldıktan sonra 9 kişinin daha gözaltına alınıp adliyeye sevk edildiği açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise hesabı sorulacak dedi. Bu işi yaparken oradaki güvenlik güçlerini seyrettiren akıl müdüründen valisine, bakanına varıncaya kadar er geç ortaya çıkacak. 15 Mayıs'tan sonra onlardan hesap sorulacak. Çay çay!